Değerli Pari Passo kanalı izleyicileri, bir All Star programına daha hoş geldiniz. Değerli konuğum Seyfullah Demir ile geçen hafta ruhun gelişimi ve kıyamet sürecini işlemiştik. Ancak bitirememiştik. Şimdi ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz değilsiniz inşallah. İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Geçen hafta ruhun gelişiminden bahsetmiştik, bilincin gelişiminden bahsetmiştik. Hayvanlarda ruhun olup olmadığını konuşmuştuk. Siz rüya gören hayvanlarda ya da Çocuklarda bakan. yavrusuna eğiten evet hayvanlarda ruhun olabileceğini söylemiştiniz. Sonra insanların ruhun ya da bilincin gelişimi için bazı yaşamlar deneyimlemeleri gerektiğinden bahsetmiştiniz. Peki Doğru. hocam, bu kadar geldik. Ruh gelişti, gelişti. Nereye kadar gelişiyor sizce? Yani ne oluyor? İşte Bir sınırı var mı? şöyle aslında ruhun toplamda sınırı yok ama beden içinde bir sınırı var. Yani bu bedenler nasıl hayvan bedeni onun o ruhun gelişmişliğine göre onun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuşsa insan bedeni de öyle. Daha üst seviyede olan bilincin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bedenimiz oluşturulmuştur. Bir hayvan diyelim ki istediği gibi ruhu olmadan da yaşayabilir hiç sorunsuz. Ama bir insan öyle değil. İnsan yaşayamaz. Şöyle düşün, zır deliği düşün. İnsanın dünyada hayatta kalabilmesi mümkün değil. İşte biz bakıyorsak onları kalabilirler. Hatta yaşlılarımız bile kalamaz. Yani sakatlarımız, hastalarımız hiçbiri kalamaz. Yani bizim bedenimiz bilinç olmayınca hayatta kalamayacak düzeydedir. İşte bilinç bu olumsuz şartlara rağmen mesela daha koşamadı, daha az yani daha yavaş koşuyoruz, daha güçsüzüz. Yani hiçbir hayvan kadar yeteneklerimiz yok hiçbir konuda. Onlar kadar iyi göremeyiz, iyi koku alamayız. Yani bizim bütün yeteneklerimiz onlardan çok daha kısıtlıdır. Ama buna rağmen bütün dünyayı biz en üstüne çıktık bütün dünyada. Çünkü bilincimiz üst seviyede olduğu için. İşte bu bir seviyeye kadar gelecek ve bir seviyede bitecek bu iş yani. Artık bu beden yetmeyecek şeye, bu bilinci içinde saklamaya. Tekrar bir değişim olması lazım. İşte o değişime kıyamet diyoruz. Peki bu değişim şu an mesela toplu halde mi olacak, yoksa böyle bireysel olarak bilinci gelişmiş kişiler hani bedenden çıkıp başka bir boyuta mı geçeceğiz? Nasıl bir şey olacak? Yani devam edecek? Şöyle, benim bu Kur'an'dan elde ettiğim sonuç bunun toplu halde olacağı. Yani insan ölünce kendi kıyametini yaşamıyor. Ölünce çünkü bir uyanma gerekiyor. Yani bizim bu dünyasal maddi yapıdan öte dünyanın yapısına geçmemiz birdenbire komple olacak. Büyük bir ihtimalle uyanmak diye bir süreç yaşayacağız. Bunu Kur'an kıyamette olan birine ithafen şöyle diyor. Artık görüşün daha keskin. Yani kıyameti yaşamış biri artık gerçeği görebilecek duruma gelmiş oluyor. Biz ölüp tekrar dirilsek bile gerçeği görmüyoruz. Dünyasal ortamı yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü öte dünyanın yapısını, gerçeği görebilmek ancak bilincin belli bir seviyede yukarı olması halinde olabiliyor. İşte o sürece tüm insanlığı yanaştırıyorlar ve öteki tarafa bütün herkesi alıyorlar. Alındığında herkes uyanmış oluyor. Yani uyanmak burada çok önemli. Kıyametin anlamı da o. Ayağa kalkmak, dirilmek, dikilmek demektir. Yani gerçeği görmek demektir. Bizim de gerçeği görebilmemiz ancak bu sayede olabiliyor. Onun için kıyamet önemli ve tek noktada ölerek kimse kıyametini yaşamıyor. Şimdi peki şu günümüze baktığımızda siz kötülüğü deneyimliyoruz dediniz. Bilincimiz sizce daha çok mu yol alması gerekiyor, yoksa şu durumda bizim bilincimiz
bir yeri kadar geldi. Yani şunu sormaya çalışıyorum size. Yeterli mi demek kıyamet, istiyorsun? Kıyamet yaklaştı mı? Yani bilincimiz artık hasata gelecek kadar oldu mu, yoksa daha var mı? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi insanlık aynı seviyede değil. Bütün yani her canlı da aynı seviyede değil. İnsanlığın da bilinçleri aynı seviyede değiller. Kimisi daha yukarıda, kimisi daha aşağıda, kimisi maddi yöne çok yaklaşmış, kimisi manevi yöne. Bunlar karmaşık bir şekilde oluştular. Fakat kıyamet bana göre yakın, şunun için yakın, biraz erken doğum olacak. Yani hazır olan insanlar hazır olmayanlardan çok daha az olmasına rağmen biraz erken doğum olacak. Erken doğum olmasının sebebi bu dünya zaten bir simülasyon dünyası, bir hologram. Bu yapı öteki dünyada da taklit edilebiliyor çok rahatlıkla. Yani onun için ben bu konuda bir rüya görmüştüm, onu anlatmam lazım. Çünkü bu çok güzel anlatıyor bu dünya ile öteki dünyanın yapısını. Kıyamet anını yaşadığımı gördüm rüyamda. Birilerine işte söylüyorum ki işte kıyameti yaşayacağız. Korkmayın, merak etmeyin. Bir şey değişmeyecek. Sadece bir iç geçirmesi gibi bir an yaşayacağız derken o anı yaşadık. Ben de merak ediyorum şimdi. Bir evin içindeyiz. Dışarı çıkıp ne değişti bakmak istiyorum. Çıktım dışarıya baktım. Benim köyüm bildiğim yani köyümde görüyorum rüyayı. Köyüm aynı şekilde duruyor ama sadece benim evim yok. Geri kalan her şey aynı. Buradan şu yorumu çıkarıyorum. Bilinçli olanlar için bu dünya tamamen değişiyor. O öte dünyanın şartlarına geçebiliyorlar. Ama bilinçli olmayanlar bu dünyanın şartlarını aynen orada devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar? Öte şartları özümseyene kadar. Bir müddet daha bu dünyadaki işte doğa, ne bileyim ben, ev, bina falan aynı şekilde devam ediyor bir müddet daha. Onun için biraz erken doğum olacak diyorum. Çünkü bu dünyanın şartları iyi değil. Kötülüğü deneyimliyoruz diyoruz ya. Bunun ne kadar kısa sürmesi ötekilerin de isteğidir yani. Herkes kısa olması taraftarıdır. Peki hani diğer tarafa geçen, kıyametten sonra diğer tarafa geçen kişiler nasıl bir yaşam sürecekler? Hani şey gibi geldi bana birazcık. Cennet, cehennem tasviri gibi geldi. Sanki diğer taraftakiler cenneti yaşayacak, dünyada kalanlar cehennemi yaşamaya devam edecek gibi bir şey düşünebilir miyiz? Yoksa hayır, yok. Yine aynı acıları çekecek mi şeyler öbür tarafta, bilinci yüksek olanlar? Yok, yok. Öteki tarafta acı yok. Öteki tarafta artık bir bilinç var ve sevgi var. Orada size sevgiler oluştuğu için orada öyle acı, sıkıntı, kam, gasavet bildiğim kadarıyla yok. Olmaması gerekiyor. Çünkü ruhumuzun yapısı mesela biz insan olarak oluşurken bizim güdülerimizden ruhumuzun getirisi şeydir, vicdan ve sevgidir. Geri kalan hepsi bedenin getirisidir bize. Yani o annelik dahil olmak üzere. Ama sevgi ruhun getirisidir ve biz o sevgiyle gidiyoruz. O sevgiyi devam ettiriyoruz. Yani o geri kalan o egoydu, ne bileyim ben hırstı, para kazanma derdiydi, düşmanlıktı, bunların kindi, hepsini dünyada bırakıyoruz. Onlar kalıyorlar, bedenimizde kalıyorlar. Sadece sevgiyi götürüyor. Onun için şey diyor ki Kur'an, biz oradakilerin içindeki kiri söküp almışızdır. Yani gayet açık, orada kin yok. Sevgiden oluştuğu için de orada böyle bir şeylerin yaşanması mümkün değil. Çünkü orası tekamül alanı devam ediyor orada. Tekamül yine devam ediyor ama tekamül başkalarına hizmetle devam ediyor. Şey gibi değil, dünyadaki gibi değil. Dünyada biz kendimize hizmetle tekamül ediyoruz. Ama orada başkalarına hizmetle tekamül ediyorsun. O zaman başkalarına hizmet edebilmek senin ana gayen, yaşama amacın, ana güdün. Öyle olunca başkalarına kötülük yapar mısın? Herkes aynı vaziyette. Hiç kimse kimseye kötülük yapmaz. Kendini hemen feda edebilirsin. Aynı şey dünyada olsa biz dünyada hayatta kalamayız. Çünkü yani dünyanın diyelim ki Afrika'nın en ücra yerinde biri açsa sen burada yemek yiyemezsin. Yani onu gidip bulup doyurmak zorundasın. Yani onun için onu doyurana kadar da yemek yiyemezsin. Onun için dünyada kalamazsın yani. Dünyada yaşayamazsın sen.
o hakim olsa sende o duygular. Onun için kendimize hizmet ettiğimiz için işte Afrika'daki insanların ölümü bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü merkezde kendimiz varız. Peki bunu şu şekilde düşünemeyiz o zaman, değil mi? Tabii ki böyle yardıma koşan insanlar var. Afrika örneğini verdiğiniz için söylüyorum. Hani Afrika'da da yardıma koşan bazı insanlar var. Peki tabii, bunların bilinci daha bizden üstün mü diye düşünmeliyiz? Yoksa onlar da bir şekilde yine kendi egoları için bunu yapıyor, bu dünyadaysa eğer kendi egoları için yapıyorlar mı demeliyiz? Nasıl düşünmeliyiz bunu? Şöyle söyleyeyim. Bir insanın seviyesi yükseldikçe karşılıksız vermeyi daha kolay başarıyor. Zaten dinlerde sevap bu amaçladır. Yani karşılıksız vermeyi sağlayabilmek içindir. Oysa dinler onu sağlayabilmek için yine ona rüşvet verir. Yani cennete gideceğini söyler. O sayede yardım eder. Allah'ın rızasını kazanmak için yardım edersin. Ama bu tabii rüşvetle oluyor, ama en azından o mekanizmayı devreye sokar. Amaç o mekanizmanın çalışması. Bir müddet sonra artık o yardımı ummadan sen direktman da yardım edebilirsin. Geliştikçe bunu sağlarsın. Şöyle düşün, ateist bir doktor Afrika'da birilerine yardım ediyor. Adamın Allah inancı yok, öteki dünya inancı da yok. Ama hayatını tehlikeye atmış, Afrika'nın ücra yerlerinde gidip birilerine yardım ediyor. Bu tamamen karşılıksızdır. Bu onun daha çok gelişmişliğinden kaynaklanır, ama bir de burada amaç da var. Hayatlarında her hayat bir tecrübe, bir birikim gerektirir. Çünkü toplam tekamülün etki etmesi için, eksik yönünü tamamlaması için hayatların planlanır. Onun için de sırf o işi yapmak için de görevli yani gelmiş olabilirsin. Çünkü o deneyimi yaşaman gerekir. Anladın mı? O yönü de var. Ama sen şimdi tamamen kendini düşünen birine o işi hayatında planlasan da o işi yapmaz ki. O işi yapabilecek kişinin hayatında o planı koyarsan yapabilir. Anladın mı? O seviyeye gelmiş olması lazım. Yoksa o seviyeye gelmemişse adama ne kadar sen iyilik planlarsan planla, onu çıkarsız yapmaz. Hocam şimdi bazıları kıyameti yaşayacak, yani öbür tarafa gidecek, bazıları da dünyada kalıp tekamüle devam edecek dediniz ya. Altın çağı yaşayacak, evet. Evet, yani şimdi o zaman şey gibi mi olacak? Yani diğer tarafa gidenler sonuçta öldükten sonra gidecekler oraya. Dünya nüfusu azalacak mı? Yani daha mı az olacak? Bu hikayeler anlatılıyor ya, bu dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar falan filan. Bana göre asıl kökeni de o. Yani eğer Milattan sonra 2150 kitabını okumuşsanız, evet, orada bu konuyu anlatıyor. Yani orada makro felsefe mantığı dünyadaki altın çağda yaşanacak olan bilinçli tekabül dönemini anlatıyor. İşte orada nüfus mesela 300 milyon idi. Bir şey olmuş. 80'de 2000'li yıllarda kitabındaki anlatıma göre bir şey olmuş. Ne olduğundan hiç bahsetmiyor. Ve dünyadaki nüfusun hemen hemen hepsi gitmiş. Sadece işte 300 milyon kişi kalmış. Onlar da işte tekamül etmeye devam ediyorlar. 10. seviyeye giden öteki tarafa geçiyor. Orada mesela o John muydu ana karakterin ismi? Hatırlamıyorum. Olabilir John. O şimdi altın çağa gidip dönüyor ya, işte orada mesela 10. seviyeye gelmiş biriyle konuşuyor. O da bedenini bırakıp öte tarafa geçecek. Ona hazırlanıyor. Diyor ki niye öteki tarafa gidiyorsun yani? Burada gayet güzel bedenin, işte yaşıyorsun falan diye algılayamıyor yani. Öteki taraf yok olmak gibi düşünüyor çünkü. O da diyor ne, öteki tarafta daha çok tanıdığım var. Yani buradaki tanıdıklarını bırakıp gideceksin gibi diyor. O da diyor öteki tarafta daha çok tanıdığım var. Yani olay bedenli bir yaşamdan bedensiz yaşama geçişi algılamanın biraz zorluğu var işin içinde. Epey de var yani bunu algılamak. Onun için biraz bizim öte dünyaya geçmeyi sanki yok olmak gibi hep öyle düşünüyoruz. Çünkü maddiyata da çok bağlı olduğumuz için materyalist dünya görüşü hakim şu anda dünyada. Haliyle o görüş her şeyi maddeye bağladığı için maneviyatı yok sayılıyor. Sayıyor daha doğrusu. İşte uyanmadaki
Bizdeki en büyük eksiklik o manevi yönü tamamlayacak uyanma. Hatta manevi yönün maddi yönün çok üstünde, çok önünde olduğunu anlayacağız biz. Uyanmanın bir yönü o olacak. Yani onu algılamış olacağız. Bedenin bir sadece geçici bir konaklama alanı olduğunu anlatacak. Biz bunu böyle aramızda diyelim ki çok az bir miktar insan olarak söylüyoruz ama dünyanın genelini düşün. Yani Avrupa'da bugün git birine işte öte dünya var dediğinde yani bir masal gibi dinliyor onu sadece o kadar yani. Peki şimdi siz şey dediniz, hani 10. boyut ya da öyle bir şey, bir kademe dediniz. Bu kademeler nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani dünya kaçıncı kademe, dünyadan sonra kaçıncı kademeye geçiyoruz? Yani bilinç ve ruhun gelişiminde hangi kademeler var? Şimdi bilinç, ruh eşit aynı anlamda kullandığım için yani ruh dediğimde de bilinç dediğimde de aynı şeyi kastettiğimiz zaten sen biliyorsun. Dinleyicilerimiz de bilmesi açısından tekrar tabii, etmek gerekir. Şimdi biz sıfırdan başlayıp 7 kademeli, 7 level'lı bir sistemde yaşıyoruz. Ama bu ruhumuzun sistemi. Bu dünya dediğimiz ortam bunun içinde değil. Ruhumuz orada, oradan dünyadaki bedenimize bağlanıyor. Yani diyelim ki birinci kademedeyken bedene bağlandığında sen o sistemin dışında bir şeye bağlanmış oluyor. Maddi dünyaya bağlanmış oluyor. Ama ruh orada. Oradan buraya bağlanıyor. Aracısı var. Diyelim ki astral beden diyoruz ona. Astral beden sayesinde ruha bağlanıyor. O ben onu biraz CD gibi tanımlıyorum. Şey yani gibi bir, her bir yaşam. Matrix'te de bağlanıyor ya. Onun gibi. Aynen öyle. Ama Matrix'te yani daha direkt bağlantı var. Burada tam direkt bağlantı yok. Arada bir cihaz var. O cihazı içindeki bilgileri boşaltıyorsun. Onu yüklüyorsun. Matrix'e girdiğin zaman her şeyi hatırlıyor da kişi. Oysa biz öyle girmiyoruz. Bir girdiğimizde hiçbir şey hatırlamıyoruz. Burada öğreniyoruz her şeyi. Ondan sonra o CD'yi dolduruyoruz. O getirdiğimiz CD'yi, boş CD'yi dolduruyoruz. Öldüğümüz zaman o CD'yi alıp bizim hard diskimize ekleniyor. Daha çok tekamül etmiş oluyoruz. Yani tekamül o sayede. Burada yaşantımızı götürüp oradaki CD'mize ekliyoruz. Böylece bilgi birikimimiz artıyor. Bilgi birikimimiz arttıkça da bilincimiz artıyor. Çünkü yetenekleri kullanabilme şansın artıyor. Bilgileri kullanma şansın artıyor. Daha çok soruya cevap verme şansın artıyor. Ne kadar çok soruya cevap verebiliyorsan o kadar zeki oluyorsun. Zaten dünyadaki şeyimiz de o. Yani kriterimiz de o. İşte konular arasında bağ kurup iyi cevap veren kişi daha zeki. Öyle tanımlıyoruz yani. Evet, bu sayede bu kademeleri şöyle biz şeyi özellikle söyleyeyim unutmadan sorunu tekrarlarsın. Biz şu anda hayvan dönemi birinci level'da, insan dönemi ikinci level'da gerçekleşiyor. Üçüncü level süper insan dönemi, ondan sonraki 4, 5, 6, 7 de bedensiz dönem. Geliştikçe bedenin yetenekleri, bedenin yetenekleri azaltılıp ruhun onu kullanabilme yetenekleri çoğaltılıyor. Süper insan dönemi dediğim bizden sonra bir dönem daha var. Kıyametten sonra yaşadığımız gene bedenli bir dönem ama orada bütün ruhun bütün yeteneklerini kullanabileceğiz ve orada da açık tekamül edeceğiz. Yani bilincimiz açık olacak. Bilerek tekamül edeceğiz. Şimdiki gibi kapalı bilincimiz bilmeden tekamül etmeyeceğiz. Bize şimdi şartlar oluşturuyorlar, yaşam şartları. O şartlar içinde biz debelenirken tekamül etmiş oluyoruz. Yani tekamül ettiğimizin farkında değiliz. Bize zorla tekamül ettiriyorlar diyelim yani. Ama bir sonraki dönemimiz öyle değil, bilinçli olacağız. Tekamül etmek için yaşayacağız. Ne gerekiyorsa onları geri yapacağız yani. Burada süper insan dediğiniz ilk programımızda biraz bahsetmiştik. Ruhun bazı nasıl desem duru görü gibi yetenekleri kullanabileceği bazı özellikleri var.
ruhun bazı özellikleri var ve şu anda biz onların çok azını kullanabiliyoruz. Belki de hiç kullanamıyoruz. Hı hı. Ama dediğiniz süper insan döneminde, yani belki de telepatik olarak insanlarla iletişim kurmak ya da düşündüğümüz anda orada olmak gibi bir özelliklerimiz olacak diye düşünüyorsunuz. Aynen o zaman öyle. Bu biraz dinlerin anlattığı melek kavramına girmiyor mu? Yani şeyde melek, şöyle Kur'an'ın tanımı içinde bunlar var zaten. Yani Kur'an bu tür insanları da melek olarak şey yapıyor, ama ben melek olarak algıladığım, söylemeye çalış, bedensiz olanlar, yani biz de melek konumundayız. Yani öldüğümüz zaman bedensiz olduğumuz dönemde melek konumundayız zaten. Ama bizim tabii daha öncesi melek konumunda değil. Onlar cin konumunda. Çünkü bilinçleri olmadığı için, yani bizim derken kıyameti yaşamamış olanlar cin konumunda. Çünkü bilgi olarak yeterli seviyede değiller. Uyanmamışlar. Bu dünyada nasılsa orada da öyleler. Yani diyelim ki cin bağlantılar yapıyorlar. Bir sürü hikayeler anlatılıyor ama işlerinden hiç doğru düz bir şey çıkmıyor. Bizden daha iyi bilgileri yok. Çünkü bizim insanlarımız onlar. Bizden ölmüş olanlar yani. Daha dünyaya bedenlenmeye gelmemiş olduğu dönemde işte cin konumunda oluyor. Ama kıyametten sonra herkes melek konumunda olacak. Ha, süper insan dönemine gittiği zaman da öldüğünde diyelim ki gene melek konumunda olacak. Ha, yani süper insanlar da ölecek. Yani bunları da onlar ölmeyecekler. Şöyle, ilk süreç başladığında bir kere ölecekler, tek kere. Çünkü sonra bir sonraki doğumlarında o bedenlerinin tüm yeteneklerini kullanacakları şekilde eğitilerek büyütülecekler. Yani gene çocukluktan başlayıp büyüyecekler ama bir daha ölmeyecekler. Artık o bedenlerini kumanda edebilecekleri için yaşlanmayacaklar. Ve istedikleri görünümü elde ettikten sonra o konumda kalacaklar. Cennette yaş 33 derler, hep orada kalır yani. Onun gibi düşün yani. O 33 mü bilmiyorum ama herkes kendi istediği yani, görüntüyü elde etmiş şey olacak var, yani. En azından bir işaret var yani. Aynen. Öbür tarafta hani yaşlanmayacağı ya da aynı yaşta kalacağına dair bir işaret var en azından. Evet. Söylediğinizi biraz destekliyor evet. Kur'an'da. Peki şeyi merak ediyorum. Bu şeyde yani kıyamet süresiz iç geçirme gibi olacak diyorsunuz ama fiziki olarak ne yaşayacağız? Yani şöyle, hani açıkçası hani, biz kıyameti yaşamışız ya da yaşamamışız hiç anlamayacağız mı? Yoksa böyle bir felaket olacak mı? Bir felakete girip hani dinozorların yok olup da birkaç tane sürüngenin kalması gibi bizde de insanlıkta böyle tufan. Bir felaket olup nasıl, anlamadım? Tufandan bahsediyorsun yani. Tufanla kıyamet aynı şey değiller. Ha, yani onun gibi bir şey olmayacak mı? Yok, hayır. Yani, insanlar şöyle söyleyeyim. Bir şey ya, bütün filmler, kutsal kitaplar hep onu anlatır ya. O yüzden birazcık aynen öyle. Şey, aynen. Tabii bu şimdi mi? Bu tekamül süreci gizli olduğu için tekamül sürecinin gizlenmesi dolayısıyla bize bu bilgiler hep şifreli veriliyor. Yani diyelim bir sembolik anlatımla veriliyor. Mesela Kur'an'da der ki kıyamet anında işte dağları dümdüz edeceğiz, yok edeceğiz ve dünyayı dümdüz görürsün. Bu da sembolik anlatımdır. Burada dağlar dediği şey inançlardır. Yani dünyadaki dağlarınla şeyin ne işi var diyelim ki kıyameti. Bunlar inançlardır. Mesela biri Müslümanlık, biri Hristiyanlık, biri Budizm. Dediği işte bunlar dağ. Yani bir daha Hristiyanlık düşün. Yok olacak olan bunlardır. Dünyayı dümdüz görürsün dediği de tek bir inanç olacak. Doğru, yani gerçek inanca dönmüş olacağız. Dünyayı dümdüz görürsün dediği de odur yani. Bunlar sembolik anlatımdırlar ama tabii bunları insanlara böyle anlattığın zaman olay tekamüle doğru gideceği için tekamülü insanlar bilmemesi gerekiyor. Ancak kıyamete doğru öğrenmeleri gerekir ve biz de inşallah o görev yapıyoruz. Yani kıyamete yani doğru insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet, yani biraz
bunlardan bahsedelim isterseniz. Hani kıyamet alametleri diye geçen şeyler dediğiniz o dağların dümdüz olduğu bir de şey var. Güneşin batıdan doğması diye bir... Batıdan doğması. Gerçi Kur'an'da tam olarak var mı bilmiyorum da bakmadım. Hani bu alametleri de birazcık irdelerseniz, yani bunlar aslında ne anlama geliyor? Gerçek fiziki olarak olmadığını söylediniz. Diğerleriyle biraz bahseder misiniz? Diğer alametlerin ne olduğunu? Tabii. Ben şimdi şöyle söyleyeyim sana. Kıyametten önce normal olarak kıyamet ansızın gelecek olan bir mevzudur. Kur'an çünkü bunu açıkça söyler. Onun için de kıyametten önce alamet pek olmaz. Bizde sayılan kıyametler o. Yani bizim sözlü gelenekte hatta Kur'an'da da var olan örneğin Yecüc Mecüc gibi kıyamet alametleri olarak düşünülen şeyler kıyamet anında yaşanacak olan şeylerdir. Alamet değiller yani. Kıyametin kendisidir onlar. Kıyametin alametleri olarak anlatılan bu küçük kıyamet alametleri dedikleri işte bir sürü şey var yani. Evet, evet, çok onlar beni çok ciddiye aldığım şeyler değiller ama büyük alametler önemli şeyler. Örneğin şöyledir. İşte batıda bir yer çökmesi olacak, doğuda bir yer çökmesi olacak, bir de Hicaz'da bir yer çökmesi olacak. Bunların anlamı şu. Batı dinleri yok olacak, Doğu dinleri yok olacak, Müslümanlık yok olacak. Yani kastı buradaki inançlardır. Batı ile kastedilen Batı inançlarıdır. Yani materyalizmdir. Doğu ile kastedilen Doğu'daki işte Budizm gibi yine maneviyata yönelik inançlardır. Haliyle bu işi Müslümanların söylediği için Hicaz'da kastedilen yer de Arabistan'daki Müslümanlığın merkezi olan yerdir yani. Orası da batacak. Yani buradaki kasıt tüm inançlar gidecek. Dümdüz olacak dediği mevzu gelecek. Tevrat buna şey der, Rab bilgisi. Yani Müslümanlıkta da benzer bir tanım var. Yani buradaki gerçek bilgiye dönecek. Bütün her şey gerçek bilgi. Uyanmış olacağız yani. Bunlar zaten kıyamette anında yaşanan şeyler. Alamet değiller yani. Kıyametin kendisi bunlar. Önceden bir bilgi değiller bunlar yani. Ben önceden bilgi olarak sadece Said Nursi'nin bir şeyi var, söylemi var. Bir onu düşünüyorum o olabilir diye. Said Nursi dedi ki bir kitabında Batı'da hak yeni bir din doğacak, hak bir din. Doğru yüz söyleyen bir din doğacak diye Batı'da. Yani Avrupa'da yeni bir din doğacak diye tanımlıyor onu. Ben onu din olarak düşünmüyorum. Gerçek bilginin yayılışı oradan başlayacak. Bu bilimle başlayacak. Merkezi bilim olacak. Yani her şeyin arıyorlar ya diyelim ki hani bilim insanları nasıl? Kuantum falan oralara kadar. Ha, kuantumu da daha içine alan bütün bilimi açıklayan tek bir teori aranıyor. Her şeyin teorisi olarak düşünülüyor. Ve bu teori yani bulunacağıyla ilgili çok fazla örneğin Stephen Hawking de yani yakında bulunacak diyenlerden biridir yani. Ben de işte onun bulunacağını düşünüyorum. Zaten o bilgi bizim manevi yönümüzü de açıklayacağı için yani kuantumun öte dünyayı anlattığını anlatacağı için gerçek bilgiye en yakın bilgi olacak. Ve benim için kıyametin tek alameti odur. Eğer o başlarsa işte kıyamet sürecine girmiş olduğumuzu düşüneceğim. Peki, yani aslında kıyamet sürecine girdik. Normal olarak girdik aslında. Şunun için gireceğiz değil mi? O fiili olarak başlayacak. Benim şimdi girdik derken benim bu konuştuğum konular gibi konular gündem oluştukça, dünyada bilindikçe, söylendikçe haliyle nedir? İnsanlar daha çok bu konulara yönelmiş olacak. Bu zaten kıyamet zamanı gelmesi gereken bilgi olarak düşünüyorum benim bu söylediklerimi. Onun için de kıyamete başladı diye düşünüyorum süreç. Siz söyleyince Avrupa'nın göbeğinde CERN deneyleri var. Bu Higgs bozonunu bulmak için yaptıkları bir deney. O geldi aklıma şimdi. Hani acaba dedim siz anlatırken orada bir şey mi bulunacak?
Yani artık şeyin böyle maddenin de bilmiyorum ne bulunacağını ama hani idrak o da edildi. O da işin içinde olabilir. Yani o da muhakkak o da çünkü sonuçta bulacakları teorinin ispatı onun sayesinde olacaktır. Muhakkak evet. O buldukları teorinin içinden bir bilgi onlara bir şey söyleyecektir. Ya da bence sadece oradan değil uzaydan da gelebilir şey onun ispatı uzaydan da gelebilir. Bir yerden bir ispatı gelecek böylece bu diğer herkes tarafından kabul edilmek zorunda kalacak yani. Yoksa öyle bir deneysel sonuçlara da ulaşması gerekir. Peki şimdi siz bilgi gelecek diyorsunuz yazılarınızda kütüphanelerden bahsettiniz. Yani tabii. Bu kütüphanelerden de olabilir. Sizin söylediğiniz kadim kütüphaneler var gizli. Yazılarınızda bundan bahsediyorsunuz. Doğru oradan... ama bu bahsettiğim alamet ondan önce. Yani kütüphaneler açıldığında zaten kıyamet fiili başladı demektir. Yani bu alamet değildir, kıyametin kendisidir o. Direkt başladı. Sura üflenmesi oluyor zaten. Birinci kütüphane açıldığında birinci sura üflendi. İkincisi açıldığında ikinci sura üflenmiş oluyor. Bunlar zaten kıyametin başladığını gösterir. Bu bahsettiğimiz konu ondan önceki süreç. Yani o kütüphanelerin açılmasından önce gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten kıyamet kütüphaneler açıldığında artık her bilgiye ulaşılmıştır. Onların yeni bir şey bulmaları da gerekmiyor. Bu kütüphanelerden biraz bahsedelim. Yayınımız yani süremiz daralmak üzere. Kütüphaneler ne? Nereden geldi? Nasıl? Yazılarınızda gerçi bahsediyoruz da biraz burada da bahsetmenizi istiyorum. Yani kütüphaneler ne? Ne var onların içinde? Şimdi kütüphanelerin ben iki tane dünya üzerinde kütüphane olduğunu düşünüyorum. Bunların bir tanesi Mısır'ındaki Sphinx'in sakladığı. Öteki de Tibet'te bir yerlerde saklı olduğunu düşündüğüm iki kütüphane var. Bunlar da işte o kıyamet alameti demiştin ya güneşin batıdan doğması. Evet. O güneşin batıdan doğması değildir. O güneşin battığı yerden doğmasıdır. O hadisin aslı. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz denir. İşte güneş Kur'an'da da bilgi olarak sembolize edilir. Yani bilgilerin battığı yerden doğmadıkça, saklandığı yerden, o Zülkarneyn'in yaptığı set açılmadıkça, Zülkarneyn Yecüc ve Mevcuc'u bir yerlere saklamıştı. İşte bu bizden önceki türün son diyelim ki Mesih'i ya da Mehdi'si bu bilgileri bir kütüphaneye koyup kapattı. Onları ağızlarını mühürledi. Çünkü ondan sonra gelecek olan Mesih bunları bularak insanlığa açacak. Ve insanlık kıyametini onlar sayesinde yaşayabilecek. Çünkü altın çağda da olabilecek her şeyi, bilgi, teknoloji ne gerekiyorsa orada olacak o bilgiler. Onun için o kütüphane önemli bizim için. Kütüphanelerdeki bilgilerin ne olduğunu sorarsan, tahminim dediğim gibi ileri teknolojiye ulaşabileceğimiz bilgiler var. Bir de gerçek bilgiler var. Yani bu kuantum mekaniği ile ulaşacağımız bilgilerin bir üst kademesi de dahil olmak üzere bizim kapasitemizin alabileceği kadar. Tabii bu bilginin sonu yok, sınırı yok. İleri doğru devam eder ama biz bilgiye ne kadarını kapsayabiliyorsak, ne kadarını anlayabiliyorsak biz ancak o kadarına ulaşabiliyoruz. Şöyle düşün, Einstein zamanında izafiyet teorisini anlayan 3 kişiydi toplamda. Dünyada 3 kişiydi yani. Bugün anlamayan çok az insan var. Hemen hemen herkes zamanın izafi olduğunu kendi hayatında da yani düşünüp anlayabiliyor. İşte aynı şekilde şey de öyle. O bilgiler de bizim anlayabileceğimiz ne kadarını anlayabilirsek o kadarını bize açılacak yani. Bu böyle devam edip gidecek. Hocam son dakikalara girdik yayınımıza. Toparlayacak olursak yani insanlar kıyameti böyle felaket olarak yaşamayacaklar. Aynen öyle. Ve yani
bilinci erişmiş ol, yani o bilinci artık bu bedende olmayacak, olamayacak kadar gelişmiş olanlar kıyametini yaşayıp öbür tarafta geçecekler. Sizin açıkçası söylediğiniz bana birazcık şey gibi geldi. Yani cennet sanki hani bilinci gelişen insanlara bu sevaplarını çok kazananlar o tarafa geçip cenneti hani şey gibi Kur'an'da tasvir edilen cennet aslında siz dediniz ya hani insanlara yardım edenler, içten yardım edenler bilinci gelişiyor. Hı hı. Ve o Kur'an'da ya da kutsal kitaplarda onu diyor zaten. Ya iyi insansınız yani yardım ediyorsanız içten ama bir menfaat görmeden siz diğer tarafta güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Hani güzel şeyler tabii Kur'an'da akan şarap nehirleri falan değil ama evet iyi bir hani bu dünyadaki dediğiniz gibi çok böyle şey değil. Tabii orada da tekamül olacak ama dünyadaki kadar düşündüğünüz zaman şey gibi geliyor. Öbür taraf cennet, bu taraf cehennemmiş gibi geliyor. Bir de şeyi söylediniz. Yani bazıları burada kalacak. Bazıları oraya gidecek. Burada kalanlar da altın çağını yaşayacak. Ona birazcık değineyim. Burada kalacak evet. Olanlar yani hep günahkarlar gibi düşünülüyor ama öyle değil. Burada kalacak olanlar sadece bizim bu 10 bin yıllık, biz 12 bin yıldır bu süreci yaşıyoruz. 12 bin yıllık bu süreci yaşamadan daha kısa sürede tekamül edebilecek olan ruhların için o bin yıllık altın çağ dönemi düzenleniyor. Çünkü bu kadar bizim kadar 12 bin yılda bu kadar süreci yaşamaları gerekmiyor. Onlar daha kısa sürede tekamül edebiliyorlar ama şöyle bir şeyleri var. Mutlaka dünyada bir miktar yaşamak zorundalar. Çünkü dünyada bir miktar bilinç geliştirmek zorundalar. O bilinci geliştirmeden o süreci yaşayamazlar. Onun için de Kur'an'ın dediği gibi 4 tane cennet kurulacak. Bu 4 cennet kademe seviye olacak. Yani kimisi daha erken öte dünyaya 10. seviyeye ulaşacak. Kimisi daha geç ama toplamda 1000 yılda bu süreç bitecek. Onun için onlar yani şu anda biz o tür insanları karşımıza çıksa büyük bir ihtimalle onları zeka özürlü aptal insanlar olarak görürüz. Büyük bir ihtimalle öyle görürüz. Çünkü geri olmaları gerekir. Evet, bu konuya haftaya biraz daha değinelim isterseniz. Bir de haftaya biz Tanrı'dan hiç bahsetmedik mesela. Haftaya da Tanrı'nın ne olduğunu yani bu yani sonuçta bizi yaratanın Tanrı olduğu bilinci var ve bizi bu hologramı da yapan Tanrı mı değil mi? Sizin Tanrı algınız nedir? Dinlerin nedir? İnsanların nedir? Bunları konuşuruz haftaya. Tamam. Paripasso kanalının değerli izleyicileri, bir Old Story programının daha sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.